Herkese günaydınlar. Elmaslı Günler'e hoş geldiniz. Bir gün önce yayınlamış olduğum videoda yaptığım reçellerim burada. 4 tane küçük şişe, 1 tane büyük şişe reçelim oldu. Ve bir de kahvaltı için koyduk. Sabah biz eşimle kahvaltımızı yaptık. Depoya gittik, malımızı attık. O işe gitti. Şu anda saat 11.30 ve size domates soslarımızı göstereceğim. Bunlar şimdi üst kata gidecek. Orada yerleşmeleri gerekiyor. Merdivene koydum onları. Şimdi kızımı uyandırdım. O Noyan'a baktı biz yokken. Çünkü Noyan hemen bizim gözümüzü bayıp şey yapıyor, yalanıyor. Oğlan hala uyuyor. Oğlumuzu da uyandırdık. Birazdan o da gelecek. Domates soslarımızı gösterdim. Şimdi bugün bir de biber yapacağım. Onların yanına gidelim. Şöyle hemen hızlı hızlı. Şurada biberlerim var. Bunları temizleyeceğim ve dolma yapacağım bugün. Buralarda biraz bere varmış. Şimdi bakın Noyan'ın haline. Nasıl huzurlu. Göbeğini falan böyle açmış benim oğlum. Bakayım. Paşam. Sesin gelmedi mi daha senin? Sesin düzelmedi mi kuzum? Ay ay, ben seni ellerini seviyorum. Sen neler diyorsun annene o ellerle? Ha? Noyan'ı burada gözümüzün önünde tutuyoruz. Mutfakta. Şimdi dolmaları da size göstereceğim biberleri. Bunları da küçüklü büyüklü ayıracağız. Küçüklerini etli yapmak için içi boş bir şekilde dolaba koyacağım. Diğerlerini de içlerini doldurup öyle koyacağım. Zeytinyağları sonra yemek yaparken hazır hazır hemen çıkartıp kullanacağız. Çöpleri karıştırmak benim yaşam tarzımdır. Fareli diyorum. Bu duvarın yıkılmasını istiyorum. Bu taşıyıcı duvar olduğu için tek başınıza yapabileceğiniz bir iş değil. Küçükler buraya. Yapabiliriz. Onda dolarmış. Dolmanın içi için soğanlar burada kavrulurken benim küçük oğlum da burada. Bekliyor annesini kapıda değil mi Noyan? Bekliyor mu annem sen? Büyük abisi de onu bekliyor yalanmasın diye. Her zaman birisi Noyan'ın başında bekçi. Küçük tencereye biraz biber dolmalarından koydum. Şöyle kapağını kapatalım. Onlar pişsin. Bu arada ben size şu tezgahımı da görmeyin. Çok çok kötü oldu tezgah. Şu anda toparlanması gerekiyor. Burada da içlerini doldurduğum biberlerim var. Bunları poşetlere ayıracağım. Öyle koyacağım dolaba tabii. Ama biraz soğuması lazım. Şuradaki dağınıklığı aldık. Hemen kibar küçücük bir süpürgem var. Şurada hatta biraz önce düştü. Onu da göstereyim size. Bunda da ufaktan bir süpürdük. Şimdi Dilara bamyaları temizliyor. Ben de onun yanına gideceğim. Gitmeden önce size göstereyim dedim. Oğlum da burada uyuyor. Tabii Ali Osman'a şimdi bunun yanına bekçi koyacağız. Çünkü neden? Noyan her an yarasını falan kaşıyabilir. Onları yalamaya kalkabilir. Büyük kunde taksak oralara erişimi sağlayabiliyor. Şurası gece Noyan için hazırladığım yatak. Dilara da burada. Hem istediği videoları izliyor hem de benim için bamyaları temizliyor. Teşekkür ederim kızım. Burada Ali Osman'la biz dondurma keyfi yapmaya karar verdik. Dondurmalarımızı yiyip Dilara'yı seyredeceğiz. Biz çalışacağız. Dondurma yiyeceğiz, Dilara çalışacak. Dilara bunları güzel ayıkladı. Şimdi bakın. Bunları ben limon tuzu attığım suda haşlıyorum. Bununla alakalı bir video çekmiştim. Bakabilirsiniz. Kaynar suya girdiği zaman çok güzel yeşil bir renk alıyorlar. O kenarlarında şu çizgilerdeki siyahlıkların çoğu gidiyor. Limon tuzlu suda. Bunları 1-2 dakika burada haşlayıp sonra soğuk suyun içine atıyorum. Dolmalarımı da torbalara koydum. Onu da göstereyim. Şöyle 8'erli olabilir. Şimdi duruma göre bakacağım kaç poşet çıkacak. Bunlar da artık soğudu. Bunları da poşetliyorum. Noyan her zamanki gibi yanımızda. Dilara ablası odasına gitti. O artık tatile çıktı. Ali Osman abisi tekrar Noyan'ın başına geldi. Değil mi Noyan? Bir şey söylemek istiyor musun? Hı? Noyan çok sinirli çünkü yalamasına izin vermiyoruz. Bizi hırlıyor. Kızıyoruz diye. Şimdi bunlar kaynar suya girmiş olanlar, şoklanmış olanlar yani. Bunlar girmemiş olanlar. Renk farkını nasıl görebiliyorsunuz? Bakın. Çok renk farkı var.
Limon tuzlu suda haşlamak bence en iyi yöntem. Sanki saymış gibi tam 4 poşet çıktı. Tencerede bitti. Artık bamyalarım da bitmek üzere. Onu da göstereyim dur. Şöyle gidelim. Şuradaki soğuk suda, burada sıcak suda. Ondan sonra akşam yemeğine başlayacağız. He, mutfakta işim bitti ama birazcık moralim bozuldu. Bu söktüğüm ikinci motif söküyorum. Çünkü ilk başta burada 12 olması gereken şeyleri sarıları 13 yapmışım. Tam en son sıraya geliyorum. Köşeleri yapacağım ama maalesef kötü gidiyor. Herhalde bu 9 çarşambayı bir araya getirmek pek iyi bir şey olmadı. O yüzden moralim birazcık bozuldu yani. Söküyorum, bu ikinci söktüğüm en son tek bir motif kaldı. İşte biraz dün yapmıştım, biraz da bugün yapayım dedim. Bitsin dedim son motiflerde, artık böyle sürekli sökmeye başladım. Bakalım diğer motif nasılmış. Onu da bir bulayım. Şunu da sayalım. Bunda kaç tane? İşte bazen insan böyle dalgınlık oluyor. Bir sayayım. Şuradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Neyse ki bu iyiymiş. Bunu sökeceğim. Görmüş olduğunuz gibi iplerde farklılıklar oldu hep. Yetmedi. İpler, farklı ipler bulmak zorunda kaldım. Bu kırmızı, bu vişne çürüğü. Annem aman dedi, kızım dedi, ben dedi zaten dedi. Boş ver dedi, benimki dedi, öyle oluversin dedi. Yine kuruldu sandalyesine, öyle poz veriyor işte. Şimdi sıra bende. Ben bekliyorum Noyan'ı. Yalanlaması için gözetliyorum. Yine bir hüsran beni bekliyor. Biz çocuklarla yemeğimizi yedik. Eşim geldi dışarıdan. Onunla tekrar mal götüreceğiz bir yere. Gece dahi işlere devam. Ama şimdi ben bunların kahverengiler falan bitti zannetmiştim. Meğer şu dağınık kutunun içinde bir sürpriz beni bekliyormuş. Bitmemiş. Yani bitmemiş. Bitti zannediyordum ama bitmemiş. Neyse işte bu üçünün üzerine maviye gittiğim zaman annemin yeleği içinde parçaları tamamlamış olacağım. Saat yarım oldu. Bir sonraki güne geldik. Noyan Hanım yine böyle benim yanımda. Biz eşimle mal götürecektik işte. Onları götürdük. Daha sonra eve geldik. Mallarımızı götürdük ama dönüşte kötü haberler aldım. Annemin yavru kedileri vardı. Onlar iki tanesi çok hastaymış. Büyük ihtimal anneleri gençlik olmuştu galiba. Tam olarak biz bilememiştik neden vefat ettiğini. Anneleri vefat ettikten sonra şimdi 2 hafta geçti. Bebekler de iki tanesi hastalanmışlar. Veteriner, inşallah salı günü oraya gideceğim gitmeden önce. Onlar için ilaç alacağım. Bu arada ben motifleri bitirdim. İşte bu sayıları farklı olanları, yanlış olanları tamamladım. Yine şükür yine 2 tane de iyi haber aldım. 2 arkadaşımın çocukları üniversitede istedikleri bölümü kazandılar. Bugünü böyle sonlandırıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah her zaman güzel haberler alalım.